Merhaba, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılında yapay zeka ile ilgili en iyi 5 web sitesini tanıtacağım sizlere. Bu web siteleri her biri farklı alanlarda işinize yarayabilecek ve işlerinizi kolaylaştırabilecek en iyi web siteleridir. 5 tane seçtim. İlki şu anda da gördüğünüz gibi sketch.metademolab.com web sitesidir. Bu web sitesi sizin herhangi bir çiziminizi ya da Paint'ten yaptığınız işte ne bileyim A4'e çizip tarattığınız daha sonrasında siteye yüklediğiniz çizimlerinizi, karikatürlerinizi animasyon ekliyor. İsterseniz hemen nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. İlk önce Get Started basıyoruz. Burada bize adımları anlatıyor. İlk başta benim şu anda bir örneğim yok. Burada hazır örneklerden gideceğim. Bunu seçiyorum. Daha sonra Next diyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada isterseniz burada kaleminizi büyütebiliyorsunuz, boyutunu silebiliyorsunuz. Mesela atıyorum bacaklarını silelim buradan. Şu şekilde. Sildim şu anda benim karikatürümün ayağını. Hatta ayağını değil, burnunu silelim biz. Aynen. Yürüyemez sonra. Tamam, burnunu şu anda silmek için işaretledik. Daha sonra taratıyoruz tekrar. Ve işte bu sitenin asıl olayı burası. Çizimlerinize iskelet ayarlıyor. Ve bu iskelet ayarıyla animasyona dönüştürüyor. Yürütebiliyorsunuz, zıplatabiliyorsunuz. İşte ne bileyim geri geri yürütebiliyorsunuz. Farklı farklı animasyonları var. Birazdan örnekler de göstereceğiz. İskeletini şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz kafanıza göre. Yapay zeka ile bunun hepsini tarıyor zaten. Tekrardan taratacağız. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bakın şu anda çizimimiz, animasyonumuz zıplaya zıplaya koşuyor. Farklı bir animasyon seçelim buradan. Bakalım. Burada da olduğu yerde havaya sıçrıyor. Evet. Bunların hepsini tabii ki yapay zeka ile yapıyor arkadaşlar bu web sitesi. Siz de çizimlerinizi veya karikatürlerinizi animasyona dönüştürmek isterseniz bu web sitesini kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Daha sonra buradan share diyerek paylaşabilirsiniz ve videolarınızda kullanabilirsiniz. Evet, geldik ikinci web sitemize. Bu web sitesi de diğer web sitesi gibi olduğu gibi bu da arkasında yapay zeka barındırıyor. Yapay zeka ile fotoğraflarınızdan istemediğiniz nesneleri çıkartmanıza yarıyor ve hiçbir şekilde fotoğrafınızı bozmuyor. Tamamen yapay zeka ile yapıyor. Burada örnek videoda da gördüğü gibi bakın sadece arabayı kaldırmayı istiyor ve başka herhangi bir şeyi bozmadan yapay zeka çok iyi bir şekilde, neredeyse bence bana göre Adobe'den de çok iyi bir şekilde bu nesne kaldırma olayını yapıyor. İsterseniz şu an hemen hızlıca tarafımı seçmek istiyorum. Buradan mesela arkadaki şu demirleri kaldıracağım. Hemen işaretliyorum şu şekilde. Kaldırmasını istediğim demirleri. Şurada kolumuzda sildirmeyelim yanlışlıkla. Hızlıca işaretledim kaldırmasını istediğim demirleri ve şu anda Erase dediğimde kaldırma işlemini yapay zeka yapacak hızlı bir şekilde. Ve evet, gördüğünüz gibi şu anda mesela bakın kolum burada kaldırılmadı çünkü işaretlemedim ve bakın arkada sadece bu demirleri kaldırdı. Bu arkadaki görüntüde benim arkamda koyu bir cam olduğu için bu şekilde göründü. Buradan download diyerek bu şekilde fotoğraflarınız hiçbir şekilde bozulmadan yapay zeka ile birlikte nesne kaldırımı yapabilirsiniz. Ve geldik 3. web sitemize. Bu web sitesi de benim oldukça sevdiğim ve yeni keşfettiğim bir web sitesidir. İlk defa bu videoda yer veriyorum bu web sitesine. Ve bundan sonraki tüm videolarımın ses kaydını bu web sitesiyle düzenleyeceğim. Bu web sitesi de arkasında Adobe'nin olduğu ve Adobe'nin yapay zeka ile kullanıcılarına çok iyi çözümler ürettiği bir web sitesidir. Burada iki tane seçeneğimiz var. İstersek buradan hemen direkt olarak kayıt alabiliyoruz veya hali hazırda bir kayıt dosyanız varsa
Bunu seçerek buradan kayıt dosyanızı yükleyebilir ve sonrasında ses değişiminizi gözünüzle görebilirsiniz. Web sitesinin amacı nedir? Ondan bahsedeyim size. Bu web sitesi yapay zeka ile birlikte arkadaki tüm seslerinizi çok iyi bir şekilde kapatır. Sanki profesyonel bir ses o kayıt ortamında kayıt alıyormuşsunuz hissi yaratır ses kaydında. Sizlere birazdan bir örnek göstereceğim aynı ses dosyası üzerinden. Bunun iki ses kaydı arasındaki farkı sizler de deneyebilirsiniz. Ve hatta burada zaten web sitesinde bir örnek koymuşlar. Şu şekilde bakın. İlk başta şu anda özellik açık değil. Gördüğünüz gibi arkada araba sesleri geliyor. Şu anda camı açıkmış ve şu anda ses özelliği açıyorum. Gördüğünüz gibi ses birden nasıl kapandı? İsterseniz ilk baştaki trafik sesi olacak mı diye ilk önce özelliği açalım ve tekrardan videoyu başlatalım. Bakalım trafik sesi gelecek mi arkadaki? Gördüğünüz gibi videoda arkadaşımız tekrardan bahsediyor. Camın açık olduğundan ve herhangi bir ekonun olmadığından bahsediyor. Çünkü bu şu anda yapay zeka özelliği açık olduğunu söylüyor bize. Bu şekilde upload ediyorsunuz ve özelliği açarak tekrardan yeni dosyanızı indirebilirsiniz ve videoda kullanabilirsiniz. Şimdi de benim kaydettiğim ses kayıtlarını deneyelim. Şu anda bu ses bilgisayardan hiçbir şekilde üzerinde oynatma yapılmadan kaydedilmiştir. Birazdan podcast'te Adobe sitesini kullanarak sesimi nasıl değiştiğini sizlere kanıtlayacağım. Bu ses kaydı podcast Adobe ile revize edilmiştir. Şu anda her iki ses kaydındaki farkı anlayabilirsiniz. Bu web sitesini daha önceden sizlere tanıtmıştım biliyorsunuz. ChatGPT, OpenAI firmasının yapay zeka ile oluşturduğu ve çok 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 sevdiğim bir ve çok kullandığım bir web sitesidir kendisi. Kısaca tekrardan bahsetmek istiyorum. Çok fazla derine girmeyeceğim. Kısaca karşımızda bir robot varmış gibi hissi vererek bize bizimle soru cevap şeklinde yanıt veriyor. Mesela özelliklerden bahsetmek istiyorum kısaca. Az önce de dediğim gibi soru cevapla birlikte bizimle bir konuşma halinde matematik denklemlerinin hepsini hemen hemen hepsini çözebiliyor. Çeviri yapabiliyor farklı diller arasında ve hızlı ve düzgün bir şekilde yapıyor. Kod yazıyor. En önemli özelliklerinden birisi bu. Örnek olarak HTML kodları, PHP kodları, ne bileyim Python kodları vesaire vesaire neredeyse tüm yazılım dillerinde kod yazabilme özelliğine sahip ve istediğiniz şekilde makale yazdırabiliyorsunuz. Benim deneyimlerim ve daha önceki bir videoda bahsettiğim özellikleri bunlar. O videoda şu sağ üstte çıkacaktır. O videomu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bu web sitesi de bu kadardı. İsterseniz hızlıca son web sitemize de geçelim. Evet, son web sitemize geldik. Bu web sitesinde aslında daha önceki videolarımı izlediyseniz bildiğiniz bir web sitesi yine hızlı ve kısa bir şekilde anlatacağım tekrardan. Yine Dell A teknolojisi de yapay zeka ile çalışan bir teknolojidir. Yine OpenAI firması geliştirmektedir. İkinci versiyonunu yayınladı şu anda. 2022'nin sonlarına doğru yayınlandı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Kısaca bunun özellikleri de yazdığınız yazıları size görsel olarak veriyor. Yani bu şekilde bakın başka kullanıcıların buraya yazı yazarak oluşturduğu şeyler, görseller. Bu web sitesini de hızlıca detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız yukarıdaki kartlardan çıkan diğer bununla alakalı videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı,
Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz başka videolar varsa yorumla yapabilirsiniz. Şu an bu videoda gösterdiğim tüm web sitelerinin adresini açıklamalar kısmına koyacağım. Kontrol etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.